Temiz Magazin'in bir sözü vardı Emre Kaya fanlarına. Tabii o fanlardan biri de benim. Ama hani söz ne olursa olsun karşı taraftan bir adım gelmediği sürece ben tabii hiçbir şey yapamam. O yüzden burada olduğun için, Temiz Magazin'de olduğun için bütün kalbimle çok teşekkür ederim. Ay, rica ederim. Seninle beraber bir defa olmak çok güzel. Ben senin bana bir uğur getirdiğine inanıyorum. Şimdi demin çekimden önce de seninle biraz muhabbet ettik. Ettiğimizde sen de bana bir uğur getirdin demiştin. Temiz Magazin'le alakalı evet. İlk bir şey yapmıştık seninle. Ben de Yapboz'un senin bana bir uğur getirdiğine inanıyorum. Gerçekten. Evet, çünkü ilk röportajımızı seninle yapmıştık Yapboz'la alakalı. Şarkı o kadar güzel bir açılma yarattı ki, o kadar bir anda böyle etkisini o kadar güzel gösterdi ki, ondan dolayı ben de sana çok teşekkür ediyorum. Yani bu hani zarif adamlıktan kaynaklanıyor ama ya. Şarkı o kadar güzel ki ben olmasam da o zaten listede sürekli bire doğru tırmanıyor olacaktı. Sağ ol. Sağ ol. Klip çok güzel olmuş bu Çok arada. Teşekkürler. Klipte vardın zaten sen. Klipte varım. Temiz Magazin'in videosunu, evet. Hayırlı Olsun videosunu orada çektik. Evet. Bayağı İstanbul'dan uzak bir stüdyodaydı evet, ama gerçekten evet. Çok güzel olmuş. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Klip için inanılmaz bir emek sarf ettik. Bir defa şarkı için aslında ben bir senedir acaba ne yapsam, ne etsem yeni bir şey bekliyorlardı benim dinleyicilerim benden. Ve onun üzerine de işte Yapboz için bayağı bir uğraştım, çalıştım ama şarkının asıl böyle temasının içinde insanların beklemediği bir Emre Kaya vardı. Ben onu gösterebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım ki bu şarkıda da öyle olduğunu düşünüyorum. Şarkının enerjisi, şarkının hareketliliği, şarkının içinde aslında o hareketli yapısının içinde bir duygusal bir tavrı, bir tarzı vardı şarkının. Onların hissedilebilmesi için aranjmanına, klibine işte ne bileyim her şeyin böyle inanılmaz dikkat ederek hareket ettik. Umut ediyorum ki herkes tarafından da sevilmiştir. Aynen öyle. Zaten listelere gelirken son olarak bir kontrol ettim. Bu arada ben sürekli Gizem'e gözüm kayıyor. Bizi dinliyor sevgili Emre Kaya'nın güzel menajeri. Sağ ol. Dur bir dakika, konuyu dağıtıyorum iyice. Evet. Dağıtmadan önce bir nerede olduğumuzu söyleyelim. Evet. Çünkü bizim Temiz Magazin röportajlarımız olduğu gibi yayınlanacak. Yani evet. Hatası da, sevabı da, günahı her da şeyiyle. Montaj yok. Canlı yayın. Canlı yayın gibi. Efendim kahvaltı masasındayız. Geç kahvaltıda evet. Buluştuk. Saat şu anda öğle saatleri. Zaten Emre Kaya Fan Club da buluştuğumuzu biliyor. Evet. Ben sosyal medyada yemek paylaşımlarına çok karşı olan bir insanım. O yüzden hani kahvaltı, peynir, domatesimiz var, işte biberimiz, salatamız. Her evde olabilecek her şey var zaten. Hani canı ekstra çeken, hiçbir durumumuz yok. Evet, canı çeken birisi rahatlıkla o menemeni yapabilir. Yapabilir, evet. Bunu söyledim. Şimdi Yapboz'a devam edeyim mi? Evet. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Sağ ol, çok teşekkürler. Ama hani şey düşündüm kendi adıma. Yüreğime işleyen sözleri var. Ama işte annem seyrediyor diyelim. Anneme de ben hani ulaşmasını istiyorum şarkının. Evet. Biraz böyle kalıp beklemese ya lay lay lon bir şarkı mı acaba deyip geçebilir. Evet. Hani acaba akustiğe de mi klip çeksek? Zaten annen için yaptık şarkının akustik halini. Anneler. Evet, anneler için yaptık biz akustik halini. Benim annem de öyleydi. Yapboz'u ben ilk çok güzel bir yere değindin. Beni acayip bir noktadan yakaladın şu an. Yapboz'u ilk yaptığımda anneme, babamı falan dinlettiğimde evet. Babam dedi ki ya dedi şarkı dedi hareketli dedi çok güzel. Annem de dedi ki oradan ya dedi bunu dedi bir de o kadar da içe işleyen dedi bir sözleri var ki oğlum dedi bunu dedi daha böyle duygusal bir havada da yapsın dedi bir tane. Onun üzerine ben bu şarkının bir de bir slow versiyonunu yaptım zaten. Benim dinleyicim zaten benden ya slow ya da orta hareketli level'daki şarkıları hep dinlemeye alışmıştı. Fakat istiyordum ki enerjisi daha böyle yüksek tavanlı bir şey olsun diye hayal ederken bir yandan işte klibine çektiğimiz versiyonu var. Bir de onun yanında slow versiyonumuz slow'a da alet. Slow'a klip gelecek mi? Slow'a şöyle bir durum var. Viral bir klip çekeceğiz. Sadece internet ortamı için hazırlanacak bir klip olacak bu. Kanallara verilmeyecek. Ama şöyle bir durum var. Şarkının hareketli halini biz yaptık. O çok güzel. At başı koşuyor zaten gidiyor ama slow da en az bir o kadar beğeniliyor. Bu da beni inanılmaz mutlu ediyor. Bu viral klip olayını da zannediyorum artık bir aya kadar da çekeceğim. Böyle ikisi beraber yürüsün istiyorum. İnşallah bir hata da yapmadan yolumuza devam ederiz. İnşallah. Şimdi ben gelmeden önce Twitter'a dedim ki eyvah tehlikeli sorular geliyor. Anladım ben şimdi hemen. Tehlikeliler. Emre Kaya Fan Club'dan mı? Bilmiyorum. Olabilir. Onlardan da böyle değişik sorular geliyor bazen çünkü. İşte, bana da yazıyorlar Twitter'dan. Acayip acayip şeyler. Şimdi
Korkutuyorlar beni bazen ama hepsi benim canım onlar. Şimdi şurada gördüğünüz not defterimde bütün bana gelen sorular var. Evet. Yani bugün sorular onların soruları olacak. Evet. Hepsini isimleriyle birlikte söyleyeceğim. Çok mutlu olacaklar. Ellerinde güzel bir benim anı hepsi. Kalacak. Evet. Bir mesaj var mı önce? Ya buradan tüm EKFC'yi bir defa kocaman kocaman öpüyorum. Biz yola ilk çıktığımızda 2-3 kişiydik. Ve onlar kendi içlerinde o kadar güzel bir dostluk, o kadar güzel bir arkadaşlık kurdular ki en başta zaten ben EKFC'yi kurarken şunu söylemiştim. Burası arkadaş olabileceğiniz bir ortam olsun. Ve birçok arkadaşımız da onun içinde dışarıda da artık görüşür haldeler. Sadece internet ortamında değil, dışarıda oturuyorlar, beraber gidiyorlar, bir şeyler içiyorlar, bir şeyleri paylaşıyorlar. Benim için dostluk, arkadaşlık zaten her şeyden çok daha önemli. Ama hakikaten onların o sıcak, samimi, içten birbirlerine olan o diyalogları benim o kadar çok hoşuma gidiyor ki bunları da hiç bırakmadan yollarına aynı bu şekilde devam etsinler. Benim onlardan en büyük isteğim bu. Çünkü yarın bir gün başımıza bir iş gelir, bir şey olur, olmayabiliriz, o da olur, bu da olur ama onlar her zaman dostluklarını orada, arkadaşlıklarını devam ettirsinler, yollarına da devam etsinler istiyorum. İnşallah, gerçekten çok güzel mesajlar bunlar. Sağ olun. Fanlar çok önemli. Tabii ki. Bizim hani eski yeni adıyla fan. Evet. Normal bizim dönemimizde. Şimdi ben tabii 1975 doğumlu olduğum için artık eskilerden olabiliyorum. Yok yani, sen daha eskilerden değilsin olur mu? Hayır, hiç öyle bir şey yok. Benim dönemimde hayrandı. Nereden çıkardın o eskiliği? Hiç öyle bir eskilik yok. Yani biraz hani yaş geçince dedim sevgili Emre. Hiç öyle bir şey. Bunu da çok samimiyetimle söylüyorum sana. Herkes keşke çok senin kadar enerjisi böyle yüksek, güler yüzlü ve yukarı olabilse, bu kadar çiçekleri açabilse, köklerini salabilse. İyi ki buluşmuşuz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi hazır mıyız? Tabii ki. Hayranların, eski Tabii adıyla ki. Hayranların, evet. Yeni adıyla fanların sorularına. Evet. Peki. Şimdi sırayla başlıyorum. Bazılarının isimleri yok bu arada. Evet. Hani ben Twitter'da da kendi isimlerinin de olması taraftarıyım. Evet. Mesela şimdi ismini söyleyemeden söyleyeceğim isim kişiler var. Evet. Emre Kaya fanı demiş mesela ismine. Evet. Müzisyen olmasaydı ne olurdu? Ya, müzisyen olmasaydım herkes bu soruyu bana birkaç kere daha sordular. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Kesinlikle bir çocuk bakıcısı olmayı isterdim. Bir kreşim olsun isterdim. Çocuklarla ilgilenmeyi çok isterdim çünkü çok seviyorum çocukları. Hep de aynı soru, bu soruya hep aynı cevabı veriyorum ama gerçekten yüreğimden gelen bu. Bir kreşim olsun çok isterdim. Orada bir çocuklarla alakalı bir iş yapardım ya. Çocuk bakıcısı falan böyle bir şeyler yapardım yani. Bir erkeğin hani bunu söylemesi onun ne kadar bebeksi bir kalbe sahip olduğunu gösteriyor. Ay. Ne mutlu sana. Sağ ol. Hani hep kadınların söylediği bir şey. Gerçekten ya, çok özel bir kalp bu. Ya şöyle söyleyeyim, hakikaten çocuklar o kadar saf ki, o kadar temiz ki, o kadar güzeller ki, o kadar samimiler ki onlardan zaten uzak durmaya çalışmak bence bir kalbe verilebilecek, vücuda verilebilecek en büyük zarar. Ben çocukları çok seviyorum. Müzisyen olmasaydım, şarkıcı olmasaydım da gerçekten bir kreş açardım kendime. Sürekli böyle çocuklarla falan ilgilenirdim. Süper. Gene Emre Kaya fanının ikinci sorusu, gerçekleştiremediği hayali var mı demiş. Ya buna çok samimi bir cevap vereyim mi? Beni çok iyi tanıyanlar çok iyi bilirler. Ben bu zamana kadar, yani bir defa şükürler olsun yani, istediğim her şeyi yaptım. Hakikaten hani şunu yapmadım, istediğim şu olmadı diyebileceğim, gerçekten yürekten söylüyorum, hiçbir şey yok. Yani buraya gelene kadar böyle hep hazmedeydi çocukluğumdan beri istediğim her şeyi yaparak geldim. Onun için şunu yapmadım, şu istediğim olmadı dersem yalan söylemiş olurum. Ama tabii ki ileriye dönük bazı hayallerim var ama bazı şeyler de ileriki zamanda olabilecek şeyler. Ne bileyim, bir dünya starıyla çok istiyorum mesela düet yapmayı ama bu biraz daha ileri bir zamanda olabilecek belki bir şey olacak. Bu mesela bir hayalim. Ama ben şuna inanıyorum. Bir insan hayal ettikten sonra her şey olur. En önce olay hayal edip o azminin peşinde istediği şekilde, düzgün bir şekilde koşmasıyla gerçekleşiyor. Akıllıca hareketlerle oluyor. Tamam. Bu sorulara, bu cümlelere gene geleceğiz. Çünkü birkaç soruda gene bununla, hayallerle bağlantılı bir şeyler var. Tamam mı? Süper. Vefa Sancaktaroğlu'nun sorusu. Şarkılarını yazmadaki ilham kaynağı kim? Ya şimdi insanlar şey zannediyorlar değil mi? Bu arada çayımızı içebiliriz. Evet. İnsanlar şöyle zannediyorlar değil mi? Birisine yazılmak zorunda şarkılar. Gibi. Öyle genelde. Öyle bir durum yok. Yani bunu bütün bestecilere de sorabilirler veya etraflarındaki yaratıcı insanları da sorabilirler.
sadece besteci, ressam da olabilir, her şeyi sorabilirsiniz. Önemli olan düzgün hissetmek, evet, ve hissettiğin şeyi insanlara nasıl nakledebileceğini hayal edip o yolun nereden geçtiğini algılayabilmek. Bunu yaptığın zaman birisine ihtiyacın yok bunun için. İlla aşık olman gerekmiyor yani bir aşk şarkısı yapabilmek için. Biriyle ayrılman gerekmiyor bir ayrılık şarkısı yapabilmen için. Ben bu duyguların hepsini zaten sürekli ap bir şekilde yaşıyorum kendimde. Ya mesela benim hikayemde Emre Kaya'ya bir şey yazdırabilir değil mi? Benim anlattığım bir şey. Tabii ki. Yani mesela aramızda çok seninle güzel bir diyalogumuz var. Ben seni hakikaten çok seviyorum. Normal hayatta da seninle konuştuğum zaman bu beni çok mutlu ediyor. Bu aramızda bir ayrılık şarkısı da yaratabilir. Bu aramızda başka bir aşk şarkısı da yaratabilir. Yani bunun için insan illa ruhen birine aşık olması veya ruhen ayrılması gerekmiyor. Çok bu çok güzel, tuhaf hisler. Çok güzel cevap. Bence hani bir daha bu soru gelmez. Çok güzel bir açıklamaydı. Devam edeyim mi sorulara? Lütfen. Bu arada üstünü çiziyorum çünkü çok soru var. Tuana Ek demiş. Oo, Tuana'cığım. Tanıyoruz. Tanımaz mıyım Tuana'yı tabii ki. Emre Kaya'nın yeni projelerini merak ediyoruz ve onu çok sevdiğimizi söyleyin. Söyledim Tuana. Zaten tanışıyorsunuz. Canımsın benim. Buradan seni de kocaman öpüyorum Tuana'cığım. Tuana bu arada EKFC'nin, evet, başkanı. Evet. Ben bunları öğreneceğim yakında. Evet. Tuana EKFC'nin başkanı olduğu için onunla böyle ayrı bir samimiyetimiz de var. Süper. Yeni projeleri merak ediyormuş. Numaradan sordu o zaman. O her şeyi biliyordur. Yok, onun da seni gidi Tuana. Onun da bilmediği birçok şey var. Mesela yeni projeleri merak ediyorsa yeni projeleri bilmiyor. Yeni projeleri menajerimin haricinde hiç kimse bilmiyor. Şimdi yeni projelerde bu sene bir televizyon programına düşündüğümüz böyle bir şeyler var. Yani net gelişmedi henüz demeyeyim ama %80'ini devirdik artık olayın. Ben anlaşmayı yapmadan da hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bu her anlamda her şey için geçerli. Bir yandan bir televizyon projemiz var. O olacak. Onun haricinde yeni yapacağım 2-3 tane şarkı olacak bu sezon içinde. Çok süratli arka arkaya klipler çekeceğim. Onun haricinde bir yandan nasıl söyleyeyim, çok fazla tatil yapamadım ben son birkaç senedir. Biraz kendime vakit ayırmak istiyorum. Bu benim için bir proje aslında. Kendimle alakalı bir proje olarak ben bunu nitelendiriyorum. Çünkü artık o kadar yoruldum ki kendim için bir şeyler de yapma ihtiyacımda bulunuyorum. Projelerimin arasında tatil şöyle bir ay bir tatil var. Tamam, tatilin yerini bana söylerseniz Temiz, evet, Magazin'de duyurursam biz MAA ile oraya geliriz EKFC. Hemen bekliyorum. EKFC mi, doğru mu söylüyorum, EKFC mi? EKFC, EKFC hiç fark etmez. Tamam. EKFC de olur. Yudum Dilek Aydın, tanıyor muyuz? Tanımaz mıyım? Yudumcumu da buradan kocaman kocaman öpüyorum. Herkes tanınıyor. Yurt dışına açılmak gibi bir hayali var mı demiş ama az önce zannediyorum onu cevapladık. Evet, hani evet. Bir yurt dışındaki popstarla düet, evet, yapmak gibi bir hayali gibi mi? Ona bu soruya eşdeğer oluyor. Ki, değil mi? Yoksa söyler mi bir şeyler Emre Kaya? Öyle ya. Yani bu yola o şekilde çıkmak lazım. Ben de elimden geldiği kadar bu hayalim için ufak ufak çalışmalara da başladım ama yıllar sonra bu ortaya çıkacak bir şey olduğu için şimdiden hani söyleyecek bir şey yok doğal olarak. Yani bu arada çok tuhaf geliyor buradan soru okumak. Hani evet, hep ben kendim üretirim ama şimdi, evet, onların sorularını sormak da değişik bana biraz bayağı değişik oldu. Recep demiş sadece ama soyadını yazmamış. Yani Twitter adresi öyle. Yeni projeleri merak ediyorum. Hit makinesi demekten gurur duyuyorum. Onu da aynı şekilde öğrendik. Merve Urper fanları hakkında ne düşünüyor? İmza günü yapacak mı? Şarkılarında başarıyı yakalayınca ne hissediyor? Ya şimdi her şeyden önce şarkıları ben dinleyicilerimiz için yapıyorum. Bu şarkıları oturup kendim için yapmıyorum. Onlarla beraber yan yana geldiğim zaman o imza günlerine özellikle veyahut da fan buluşmalarımızı yaptığımız zaman onlarla yan yana geldiğim zaman o kadar keyifli, o kadar güzel oluyor ki konserlerden bana daha çok keyif veriyor, daha çok haz veriyor. Zaten her gittiğim şehirde, her yaptığımız konserlerin öncesinde o şehirdeki fanlarımızın hepsiyle buluşuyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz, bir şeyleri paylaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde yine konserlerimiz başladığı zaman, şu an yine konserlerimiz var fakat kışın özellikle daha bu yoğun bir hal alıyor. Kışın tekrar yine fan buluşmalarımız da olacak, konserlerimizde yolumuza devam edeceğiz. Süper. Devam edeyim mi öbür soruya? Tabii ki. Tamam. Çayımızı içmiyoruz. Evet, yani. Ben niye menemene omlet diyorsam bir o çıkıyor ağzımdan. Evet.
Neyse menemenimiz soğudu, onu biraz ısıtırız birazdan. Hazan Güneş sinema filmi bekliyormuş Emre Kaya'dan. Oyunculuk olacak mı? Bunu gerçekten ben de soracaktım. Ya çünkü evet, kulağıma gelen dedikodular arasında hani bir oyunculuk olayı vardı. Evet. Bunun durumu nedir? Ya bunun durumu şöyle söyleyeyim. %80'leri devirmiş vaziyetteyiz diyorum zaten. Bir şeyler bayağı bir sonuçlandı. Artık son aşamalarındayız. Oyunculukla alakalı bu sene televizyonda yapacağım bir şeyler var. Fakat bunun haricinde ben olayın dımdızlak böyle hani denize atlar gibi olmasını hiçbir zaman istemedim. İstedim ki biraz olayın o ana hamuruyla, biraz o mutfağıyla ilgilenip, olayı birazcık anlayıp, kavrayıp onun üzerine ilerlemeyi daha doğru buldum. Bu arada oyunculuk dersleri de alıyorum. Craft'tan. Çok da böyle başarılı bir yer. Ne bileyim yani olayı biraz böyle hazmede de, olayı anlaya anlaya, olayın gerçekten içeriğini çöze çöze hareket etmek çok daha doğru olacağını düşündüğüm için bir yandan oyunculuk derslerim de çok süratli bir şekilde devam ediyor ama bu sene bir televizyonla alakalı bir projede olacağım. Oyunculuk dersleri önemli yalnız. Kesinlikle önemli, olmaz mı? Haftada ne kadar zaman ayrılıyor? Haftada 4 gün gidiyorum. Keşke gönlüm istiyor ki 7 gün hakikaten gideyim. O kadar zevkli, o kadar güzel geçiyor ki ve her insanın bence bir oyunculuk dersi alması gerekiyor. İşin içinde çünkü o kadar öğrenilmesi gereken şeyler var ki, o kadar samimi ilerlenen insanın normal hayatında da yardımcı olabileceği şeyler öğretiyorlar ki insanlara. Bence her insan kesinlikle gidip böyle bir 6 ay, 1 sene gidip bir oyunculuk dersi almalı. Hayatına çok şey katıyor. İnanıyorum ona çünkü görüntülemiştim öyle oyunculuk derslerinden evet, birkaçını. Gerçekten önemli. Evet. Tuğba Kise'nin sorusuna geliyorum. Bunu ben de merak ediyorum. Şarkıcılıkta en büyük desteği kimden görüyor demiş. Böyle bir destek var mı? Genelde bizim camiamızda yoktur ama. Evet. Olmaz mı? Şu an tam karşımda oturuyor. Hani ünlülerden bir sevgili Gizem'in dışında evet, var mı? Ya kimse beni desteklemedi, ne yalan söyleyeyim. Hatta herkes köstek oldu destek yerine. Yani seni tutup aşağı doğru çekmeye çalışan daha fazla oluyor, ittirmeye çalışandan. Ben de onun için çok fazla şey yapmıyorum yani, birinin beni desteklemesini de beklemiyorum. Zaten şelale olan akan benim. Bestemi kendim yapıyorum, şarkılarımı kendim söylüyorum. Kendi müzik yönetmenliğimi kendim yapıyorum. Aslında işin prodüktörlüğünü kendim yapıyorum. Her şeyi oturup kendim hayal ediyorum. Ben de menajerim. Biz beraber o kadar güzel bir koordinasyon artık sağladık ki hani ben bir şeyi düşünürken o çoktan uygulamaya başlamış oluyor. Ben düşünme aşamasındayken o uygulamaya başlamış oluyor. Onun için çok da fazla insandan bir yardım, bir beklentim de ne yalan söyleyeyim yok. Çünkü ben ürettiğim sürece varoluşumu korurum ve daha da yukarıya doğru çıkar. Üretim bittiği günden itibaren ben zaten o duraklama devrine girmiş olurum. Bir süre sonra da bu mevzu zaten ortadan kalkar. Ben her şeyin farkındayım. Onun için üretime devam. Bir de temiz kalbe de çok inanıyorum. Bunun yanında. En çok inandığım. En çok inandığım gerçekten o. Kalbi temiz olan, kimse için kötü düşünmeyen, herkes için iyi düşünen herkesin Allah yolunu öyle bir açık ediyor ki. Ben bunu kendimde yaşıyorum. Çıktığım günden beri çok mutluyum ya. Fanlarım yanımda, sevenlerim her geçen gün artıyor. Onlar için hep iyi şeyler düşünüyorum. Ben herkes için iyi şeyler düşünüyorum. Sadece fanlarım için de değil. Kimse hakkında kötü düşünmüyorum. Onun için keyfim gayet yerinde. Şarkılarımı üretmeye de devam edeceğim. Benim yanımda birileri olsa da olmasa da ben üretmeye devam edeceğim. Güzel, gönlün hep var olsun inşallah. Yapboz'un hikayesini soruyor Feyza Sancaktaroğlu. Bak bu Vefa Sancaktaroğlu ile aynı soyadı. Şimdi fark ettim. Tanışıyor evet, musunuz? Tanışmıyorum. Tamam, Feyza. Yapboz'un hikayesini sormuş. Anlatacak mıyız? Vallahi Yapboz'un böyle ekstrem bir hikayesi yok. Yani yalan söylemeyeyim, şimdi olmayan bir hikayeyi de burada sana yazmayayım. Onun için Yapboz'un özel bir hikayesi yok. Benim soracağım soruyu sevgili Emre Kaya Dünyası sormuş. Güzel soru. Sevgilisi var mı? Ya hakikaten yok şu an. Varsa kim? Evet. Şu an gerçekten yok. Olsa da zaten söylerim. Çok samimi söylüyorum, söylerim. Görüntüler miyiz olsa? Tabii ki görüntülersiniz. Niye görüntülemiyorsunuz ki? Bu kadar sanatçının sevgisi var, her şeyi var. Yani hepsi görüntüleniyor. Zamanı geldiği zaman, benim de olduğu zaman benimki de görüntülenecek. Bu kadar basit yani. Bugün olsa gene görüntülenecek. Şimdiye kadar hiçbir şey çıkmadı değil mi bu konuda? Hayır, hiçbir şey çıkmadı bu zamana kadar. Bunu benim yakalamam lazım. Kesinlikle. Bunu zaten senin yakalaman lazım. Evet. Kimseye bırakmaman lazım. Temiz magazin için değil o. TV8 evet, için olsun. Aramızda kalmasın da
Bunu yakalamam lazım. Bunu gerçekten senin yakalaman lazım da bunu sen yakalayacaksın zaten. Söz muhtemelen. Mü? Bunu muhtemelen sen yakalayacaksın. Gizem bizden çok gülüyor yalnız. Evet. Yurt dışı konseri var mı? Sevgili Neşe'nin sorusu. Yurt dışı konserlerimiz çok fazlaca var. Her sene zaten en kötü bir 10 kere falan gidiyorum ben yurt dışına her kış. Bu kış yine Avrupa konserlerimiz olacak. Ama nerede olacak dersen şimdiden bilmiyorum. Ama menajerim sürekli birileriyle görüşüyor, arayanlar var, soranlar var. O da kış sezonu içinde zaten belli olacak. Ama bu sene yine tabii ki her sene olduğu gibi Avrupa konserlerimiz olacak. Ama o zaman burada da benim gene fanlar adına bir ricam var. Konserler zannediyorum internet sitenizde güncellenmiyormuş. Lütfen evet. Onu güncelleyelim. Ya. Yani şu kahvaltı ona da vesile olsun. Evet, şu sebepten dolayı. Türkiye'de olup biten olaylar vesaire, işte şehit haberlerimiz, olmasa dediğimiz her şey olduğu için çok fazla internet üzerinden her şeyi göze sokar gibi belli etmek istemiyorum. Çok yanlış anlaşılıyor bu. Doğru gelmiyor bana. Onun için her şeyi güncellemiyorum. Çok fazla paylaşımlarımızı da yapmıyoruz. Hem bunları yapmamışlığımızın bir sebebi var. Ama tabii ki daha ara ara dönemlerde daha da dikkatli oluruz. Peki. Bu konuyla alakalı. Emre Kaya online sormuş. Onun da ismi. Ne sormuş? Valla sivri bir soru. Ben sormazdım mesela. Eyvah. Bunu. Tehlikeli bir şey geliyor. Ne geliyor acaba? Demet Akalın'a neden beste yok dedi. Dedi mi böyle bir şey Emre Kaya? Evet. Vay. Bak ben bunu atlamışım. Okan Kurt arayıp özür dilemiş. Lütfen anlatsın. Bunlar doğru mu? Evet. Doğru. Doğru da ya ben aslında Demet Akalın'la alakalı çok fazla da konuşmak istemiyorum. Bu mevzular artık benim çok da hoşuma da gitmiyor ve bana yaradığını falan da düşünmüyorum. Ben neden Demet Akalın'a beste yok demiştim? Bir röportaj yapıyorduk. Röportajı yapan kişi bana dedi ki, adı neydi? Yüksel Şengel. Yüksel abi müthiş bir insan. Acayip enerjisi yüksek birisi. Bana da dedi ki, Emre'cim dedi, kime dedi beste vermezsin. Ben de yalan söylemem. Bende hiç gizli kapaklı bir şey yoktur. Ben de dedim Demet Akalın'a dedim, vermem dedim beste. O da niye diye sordu. Ben de onun sorusunu cevapladım. Sebebi bu yani. Hani orada sorulan soru üzerine ben de Demet Akalın'a vermeyeceğimi şarkıyı ifade ettim. Yani çok saygılı bir insan olarak bulmuyorum ben kendisini. Bulmadığım için de yani kimse kimseye de şarkı vermek zorunda falan da değil. Ona da vermeyi tercih etmiyorum, bu kadar basit. Sen sorduğun gibi Yüksel abi de sormuştu. Onu da söyledim. Sebebini de söylüyorum yani. Hani benim için çok şey değil yani. Twitter üzerinden bana bir şeyler yazmıştı çünkü. Zamanında. Yani benim hiç hoşuma gitmeyecek şeyler yazdı. Bir besteciye yazılmaması gereken şeyler yazdı. Ben de onun üzerine ona bir cevap yazmıştım. Onun yüzünden sevmiyorum da. Açıkça da söylüyorum bunu yani, hani ben kalbi açık ve net bir insanım. Böyle kapalı, gizli, saklı, kapıları ardında yaşayan bir adam da değilim. Yani sebep bu yani, ona yani vermeyi düşünmüyorum, istemiyorum da yani. Tamam, ben bunu araştıracağım sonra. Çünkü araştırmadan geldim. Gizem ama her defasında gülüyorsun, dikkatimi dağıtıyorsun. Ama ben doğruları söylüyorum. Evet. Hakikaten ben samimi olan her şeyi söylüyorum. Gözümden kaçmamış olabilir de yoğunluktan bunu atlamış olabilirim. Evet. Yani belki de biliyordum, unuttum işte yaşlılık. Evet. Yani evet. Yaşlılık belirtileri unutkanlık olarak bana dönüyor. Yıldız Tilbe düeti çok sevildi. Yine bir düet gelir mi demiş. Enerji Müzik isimli bir Twitter kullanıcısı fan. Ya Yıldız ablayla şöyle olmuştu. Yıldız abla da çok çok saygı duydum. Hakikaten. İşini çok iyi yapan bestecilerden, yorumculardan birisi. Ben stüdyodaydım. Bir şarkı söylüyordum. Ben gireceğim bunun burasını okuyacağım dedi bana. Çok beğenmiş şarkıyı. Kimseye de yapmam bunu dedi. Yıllar önce olan bir şeydi bu. Ondan sonra ben de ne dedim, hani bir şey diyemedim. Tabii ki dedim, seve seve buyurun dedim. Ne kadar bu dedim, benim için dedim bir onurdur ya dedim. Ve girdi stüdyoda, şarkıyı söyledi, işin o bölümü. Çok da internette şarkı internete düştüğü an acayip sevilmeye başlamıştı. Onun üzerine biz de Yıldız ablayla böyle bir anımız oldu. Yani yeniden böyle bir doğaçlama olur mu bilmiyorum. Yeniden bir doğaçlama olur mu, evet bilmiyorum. Mevzu bu, bilmiyorum yani. Bir şey söyleyemem şimdiden. Leman Hüseynova demiş ki bunu ben de merak ediyorum. Şarkılarını yazdıktan sonra ilk kime dinletiyor? Çok güzel. Gülme ama söyleyeceğim şimdi. Benim köpeğim dinler ilk. Biliyorum ben
Seni tanıyor ufak, mu? Evet, ufak bir mankenim var evet, benim. İlk tanıştığımızda evet. O da vardı yanımızda. Evet, Ataköy'deki evet. konserde. Ay çok tatlıdır o, miniciktir. Evet. Pinscher, benim canım köpeğim, onu acayip seviyorum ya. Onun enerjisi yeter yani. Benim şarkılarımı ilk yaptığım zaman, o hep zaten benim etrafımda gezer. Evet. Özellikle de enstrümanları elime aldığım zaman, işte gitarı, piyanoyu, kemanı falan elime aldığım zaman hemen geliyor önüme, oturuyor, kulaklarını dikiyor falan, böyle bakıyor sürekli. Hep onda öyle bir şey var, öyle bir hali var. Peki hani şey var mı? Dinlemeyi de çok seviyor. Onun için ilk yaptığım şarkıları hep otomatikman o dinlemiş oluyor. Mesela işte rahatsız olduğu, işte dönüp gittiği ya da kuyruk salladığı, hani çok mutlu olduklarında o kuyruk hiç durmaz ya. Evet. Hiç öyle bir şey olur mu? Kesinlikle oluyor. Şöyle bir durum var. Mesela patlayan şarkılarıma bak. Evet. Onların hepsinde manken kesinlikle gelip böyle kulaklar yukarıda böyle hep kitlenmiş vaziyette beni böyle hep dinlemiştir manken. Diğer o tutmayan aradaki giden şarkılar var. O tutmayan demeyeyim ama daha az sevilen şarkılar var. Onların hepsinde manken etrafta gezer. Ben biliyorum bunu çünkü an ve an yaşadığım için. Bilmiyorum yani hayvanlar bunu nasıl bir hisle hissediyor, nasıl bir şey oluyor ama çok güzel tepkileri var yani. İnsanlarla aslında çok şeyler, çok acayip bir iletişim halindeler. Öyle, gerçekten yaşayan öyle. Yaşayan bilir. Yaşayan bilir. Ben bir de 11-12 yıldır onunla beraber yaşadığım için artık sağlıklı, hissediyorum yani. Sağlıklı onu. Uzun ömrünüz olsun. Ay sağ olun, sağ olun. Neden ismini manken koyduk? Hani bir erkek, evet. Hani manken ismi, neden? Hikayesi var mı? Evet, hemen söyleyeyim. Hani genelde erkekler hep sert köpek evet. sever ve de manken diye bir isim koymaz. Evet, şöyle söyleyelim. Bir yaşındayken kucağımıza atladı o bizim. Evet. Kucağımıza atladı. Ben onu kaç taksit almıştım? Kaç taksit almıştım? Ben bunu söylüyorum. HSBC'ye 3 taksit almıştım ben onu. Mankeni. Tabii. Ben. Tabii. Onu aldım. Kucağın yani tabii, alma gibi bir pet center'a yoktu. Girdim. Yoktu. Öyle bir düşüncem yoktu. Pet center'a tabii. Pet center'a girdim. Kucağıma atladı. O zaman da cebimde çok fazla param da yok. Onu 11 yıl önceden bahsediyoruz aynen. Tanımıyorduk değil mi o zaman Emre Kaya'yı? Yok yok hayır. 11 yıl önce ya. Ben 3 yıldır falan varım yani. İnsanların beni bilir hale gelmesi. Kucağıma atladı. Cebimde de kredi kartı vardı. Ben onu her yerde söylüyorum. HSBC'ye 3 taksit aldım mankeni. Ama o benim 12 yıldır can arkadaşım. Ve çok da tatlı bir pinscher. Adı da niye manken? Onun bacakları hakikaten manken gibi. Çok güzel bir anatomisi var. Bazı pinscherların, her köpek çok güzeldir bu arada. Ama bazı pinscherlar çok güzel duruyorlar. Bazı pinscherlar da daha böyle hantal duruyorlar. Manken çok ince duruyor. O yüzden kalemle manken. Çizilmiş gibi. Ya dedim ki manken gibi köpek ya dedim. Bu hakikaten çok tatlı. Onun için dedim ki bunun adı manken olsun. O doğrusu bu yani. Anladım yani. Şansı bol olsun. Evet evet. Sağlıklı olsun. Onun şansı bol ya benimle beraber. Ay. O ben yaşadığım sürece onun başına hiçbir şey gelemez i̇nşallah, yani. İnşallah. Evet inşallah. Biz de uzun ömürlü olalım. Bir de barınaktan alalım. Ya kesinlikle bunu da çok istiyorum bu arada. Ama tabii manken kıskanır ilk etapta. Yok yok hiç kıskanmaz. Hiç onun öyle şeyleri yok. Hatta diğer köpeklerle çok iyi anlaşıyor. Ha süper. Aklıma da geliyor böyle bir şey. Ben her köpekleri gördüğüm zaman televizyonda zaten çok üzülüyorum. O özellikle kış aylarında sokakta gezen hayvanları görüyorum. Evsiz, barksız, yuvasız hayvanları gördüğüm zaman beni inanılmaz etkiliyor. Bunun için barınaktan da bir tane köpek almayı çok yürekten söylüyorum, düşünüyorum tamam, zaten. Tamam, beraber gideriz. Evet, evet, evet. Tamam, ben genelde Yedikule Hayvan Barınağı'ndayım. Süper. Oradan ben de oraya gelirim, oradan alırız o zaman. Beraber buluşuruz. Evet. Hatta örnek olması adına kameramız da olur. Tabii ki. Zaten manken de ikinci sahibi. Onu da bırakıp tabii, gitmişler. Onu da bırakıp gitmişler pet center'a. Ben ikinci sahibiyim mankenin de. Öyle. Güzel bir hikayesi var. Azerbaycan'da konser var mı? Azerbaycan'a her sene Emre gidiyoruz. Emre Kaya Azerbaycan'ın sorusu bu. Evet evet. Azerbaycan'da konserimiz var. Azerbaycan'da zaten konserlerimiz oluyor. Bu sene yine muhtemelen Azerbaycan Aralık sonunda bir konserimiz olacakmış. Aralık sonu. Kesin mi? Günü belli evet, mi? Aralık sonu. Aralık sonunda Azerbaycan'daymış. Efendim Emre Kaya haber soruyor. Zeynep Dizdar kendisine ulaşmaya çalışıyormuş. Emre telefona çıkmıyormuş. Ay olur mu öyle neden? Şey ya? Yok öyle bir şey. Öyle bir şey olabilir mi ya? Zeynep benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Artı Zeynep'in her zaman yanındayım. Zeynep'e sana güvenmiyorum adlı şarkıyı bir defa hani gönlümden böyle seçe seçe verdiğim bir şarkıydı. Şarkı da zaten çok güzel bir yere gitti. Ne bileyim hani
Niye böyle bir soru gelmiş onu da anlayamadım. Emre Kaya haber, ben ona Twitter'dan sorarım. Nereden duydun? Evet. Ruj Organizasyon demiş ki Sibel Can ve Gülben Ergen'in şarkı istediği doğru mu? Evet. Tabii ki Gülben Hanım'la zaten oturduk. Stüdyoda Taşkın abiyle beraber. Gülben Hanım da geldi, oturduk. Onun için de hazırladığım birkaç tane şarkı var. Onun da haricinde Sibel Hanım'la da alakalı aynı şekilde. Aranjörü Sibel Hanım, oturduk. Hazırlıyorum şarkılar, bakıyorum. Onlara da yine her zaman zaten bir şekilde bir çalışma içindeyiz. Gerçekten hissettiğimi, o şarkının olabileceğini hissettiğim şarkıyı da onlara tabii ki götüreceğim ve dinleteceğim, vereceğim yani tabii ki. Gönlünüze sağlık. Sude Oranlı, Burcu ne? En sevdiği yemek demiş. Evet. Şimdi ben de merak ediyorum yemekleri. Zeytin sever miyiz mesela? Evet. Seversek hangi zeytin? Peynir ne? Evet. Yemediği ne? Evet. Asla yemediği. Burcu ne? Bir defa Burcu'nun bütün özelliklerini taşıyorum. Kova dedim. Bütün özelliklerini taşıyorum. Ben Oğlak Kova Burcu'yum. Oğlak. Ben Oğlak Burcu'yum ve tam bir işkoliyim. Öyle söyleyeyim. Hani gece yatıyorum işle, sabah kalkıyorum işle. Özel hayatım diye bir şey söz konusu dahi değil. Tatiller falan bunlar bana çok uzak şeyler ama işte ara ara yapmam gerektiğini artık vücut kendi kendine hissettiriyor. Diyor ki yeter artık, bir tatil yap, tatil yap, tatil yap. Şu anda o dönemin içindeyim aslında. Bir şey sorayım mı? Evet. Benim etrafımda çok oğlak var. En başta iki tane başımın belası var. Evet, kimmiş o başının belası? Erkek kardeşim de yeğenim. İkisi de oğlak. Süper. Ve erkekler yani. Evet. Biraz kıl kuyruk onlar. Hani halk tabiriyle kıllar. Kıl derken? İşte ne bileyim, beni böyle işte sinir eden tarafları var. İşte erkek kardeş ya, adı üstünde. Evet, evet, evet. Yani... Ama tam olarak ne olduğunu bana söyleyeceksin ki ben diyeceğim sana. Ben de o... Peki. O durum bende tamam. De var, yok. Şimdi mesela evime televizyon almak istiyorum. Evet. Hemen kardeşim atlar ve der ki dur, sakın fazla para verme. Ben hemen kampanyalara bakıyorum ve sana o fiyatı televizyonu kesin yarı fiyatına alırım der. Ve bir daha ses çıkmaz. 1,5 ay sonra Özhan derim, televizyonum ne oldu, o onu unutmuş çoktan. Ben bu cümleyi 2-3 defa hatırlattığımda televizyon 2 ay, 3 ay sonra eve girebilir. Anladım. Ya bende aslında böyle şeyler yok. Bilmiyorum, belki yükselenle de alakalı durumlar olabilir. Bende bu tarz kıllıklar yok ama bende de başka tarz kıllıklar var. Ya buna kıllık da dememek lazım ama mesela temizliğe dikkat ediyorum. Benim için, evet. Benim için hakikaten önemli bir şey. Evet, oğlaklar temiz. Yani buna dikkat etmeye çalışıyorum. Yani etrafına biraz böyle... Pislikle aşırı neşir bir mevzu olunca sinirlerim böyle, tüylerim çıkıyor, saçlarım falan kabarıyor, diyorum ki buradan kaçalım yani. Hiç dayanamıyorum o duruma. Onun haricinde çok fazla böyle nasıl söylenir, bu belki birazcık yapıyla da alakalı olabilir. Çok fazla sokak ağzıyla konuşan bir yapım yok. Bundan hoşlanmıyorum da. O kafadaki insanlara çok fazla böyle yan yana geldiğim zaman bir şekilde böyle bir gidesim geliyor, ne yalan söyleyeyim. Az önce kıl kuyruk dedim, özür dilerim. Ya bilmiyorum işte, hani benim mevzularımda, benim kıllıklarım da burada. Ha, tamam. Benim kıllıklarım da burada. Peki, en sevdiği yemeği unutmayayım. En. Annemin yaprak sarması ya. Anneciğim seni çok seviyorum. Etli ya. Zeytinyağlı. Etli. Tabii ki etli. Etli ya. Etli sarmadan vazgeçilebilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Hatta şu sucuğun da tadına bakalım ya bu arada. Hadi bakalım. Vallahi. Son iki soru, merak etme. Sevgili Recep'in sorusu. Şarkı verdiği kişilerden keşke ben okusaydım dediği ya da verdiğine pişman olduğu var mı? Şimdi bu soru da çok soruluyor. Ve buna şöyle cevap vermek istiyorum. Bu aslında çok o kadar kritik ve özel bir soru sordun ki bir besteciye. Ben şuna inanıyorum. Yukarıyla aranda bir bağıntı oluşuyor zaman içinde. Eğer ki sen yaptığın şarkıları cebinde tutarsan, evinde tutarsan, Allah sana bir tane daha yapman için bir fırsat daha vermiyor. Biriktirmeyeceksin. Vereceksin ki bir tane daha yapabilmen için sana bir şans daha verilsin. Ben yürekten söylüyorum, bu mevzuya tam olarak böyle bakıyorum. Öyle bir dönem de yaşadım. Şarkıları vermeyeyim dedim ya, bunu dedim kendi albümüm için kullanırım, bunu ikinci albüm için kullanırım, bunu üçüncü single için kullanırım. Ya bir baktım şey, tembellik başladı. Üretmiyorum, nasıl olsa elimde şarkılar var. Hit elimde 10 tane şarkı var, ne olacak, ben bunların her birini teker teker çıkartırım, bir daha üretirim demeye başladım. Ha dedim, tehlike başlıyor. Tehlike sinyalleri çalıyor. Ondan sonra hemen dağıtmaya başladım şarkıları, dedim ki yok bunları ver. Hemen sanatçı dostlarıma gönderdim şarkılarımı. Kendi şarkı, kendim için ayıracağım bir tane şarkı vardı, onu da ayırdım.
yoluma devam ettim. Onun için en güzeli paylaşmak. Şarkıları paylaştıkça bir tane daha yapabilmen için bir fırsat oluyor. Kesinlikle. Son soruyu sorayım mı? Lütfen. Esin hemşiremiz demiş ki hayat felsefesini hangi slogan özetler? Sevgi herhalde. Çünkü öyle his anladım. Kesinlikle. Yani benim hayatla özür dilerim sözünü kestim. Hani işte manken hayatındaki hani önemli kesinlikle varlık, bir çocuk hani bağlantısı bence sevgi. Ya içimdeki bu insan sevgisi bir şey olsun derler ya. Benim durumum hakikaten öyle. Gerçekten sevgi üzerine benim hayatımda her şey. Zaten üretici bir insanın bütün kaynağı oradan başlıyor. Sevgiden başlıyor. Gerçekten hissetmekten başlıyor. Güzel düşünmekten, güzel analiz etmekten başlıyor. Benim için de galiba dediğin gibi en güzel şey o sevgiden geçiyor. Aynen öyle. Daha sorarım aslında ama hani gerçekten bir röportaj daha var, bekleyen var. Yemeklerimiz soğudu. Evet. Sonra bıktırmayalım. Tekrar bir röportajda daha buluşabilelim. Seve seve her diye zaman. Kesiyorum artık. Tabii ki seve seve her zaman. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Gönlüne sağlık. Rica ederim. Bütün takip edip bize soru soranlara da çok teşekkür evet, ediyorum. Buradan bütün YKFC'yi de kocaman öpüyorum. Çok güzel sorular hazırlamışsınız güzel bana. Güzel değil mi? Hakikaten güzel sorular. Sıkıştırma var mıydı? Ya bir çit oldu birkaç tane soruda ama onlar beni çok iyi biliyorlar. Ben açık ve netim. Doğrular neyse ben her zaman onları söylerim. Onun için o doğru sordukları sorulara da en doğru şekilde cevaplarını aldılar. Tamam. Ağzına gönlüne sağlık. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim.